Hani derler ya, zenginin malı züğürdün çenesini yorar diye. Bugün bir züğürt olarak zenginler için çenemi yormaya karar verdim. Gündemimiz Dilan Polat. Bir kere baştan söyleyeyim. Dilan Polat'ın ortaya koymuş olduğu tavrı takdir ediyorum. Cimrilere inat hareketler yapıyor. Kazandığını bas bas paraları Leyla'ya mantığıyla harcadığı için kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Dilan Polat eşi saçmalama Engin için evlilik yıl dönümü tertiplemiş. Bunun için de bir uçak kiralamış. Anam sen misin uçağı kiralayan? Bizim züğürtler bir devreye girmez mi? Kızcağızı topa tuttular. Hani züğürt dediğime de bakmayın. Fatih Altaylı bence züğürt birisi değil. Varlıklı bir adam olduğundan da eminim. Cüneyt Özdemir hakeza. Dedikleri şey ne? Sen niye bu denli görgüsüzce hareketler yapıyorsun? Fatih Altaylı'yı bilmem ama Cüneyt Özdemir'in muhtemeldir bu tavır zoruna gitmiştir. Çünkü Kenan Taş mı yesin diye milletten para toplayan birisine bu denli bir şov oldukça ağır gelir. Onun için Dilan Polat'a serzenişte bulunması gayet yerli yerinde. Kenan Taş yemesin diye pet reklamı bile aldı ya. Ben Dilan Polat'ın yerine olsam kendi kremlerimin reklamını Cüneyt'e veririm. Al bunları yayınla, biraz sen de kazan diye. Fatih Altaylı da hesap makinesini almış. Dilan Polat bir uçağı alırsa kendisine kaça mal olur diye hesap kitap yapmış. Her iki yorumcunun komiğime giden sözleri de şu oldu. Dilan Polat, sen bu fakir diye hitap etmiş olduğun, halkın sana sunmuş olduğu imkanlarla bu hayatı yaşıyorsun diye eleştirmişler. Valla benim bildiğim Dilan Polat kazancını sosyal medyadan elde etmiyor. Dilan Polat bildiğiniz bir iş kadın. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde güzellik merkezi var. O güzellik merkezine güzel bir insan olduğum için yolum düşmese de duyuyoruz yani. Kapıda kuyruk olduğuna dair, randevu alabilmek için insanların sıraya girdiğine dair de çok ciddi söylemler var. Dilan Polat güzellik merkezi açmaya kalkıştığınızda sadece isim hakkını satın alabilmeniz için 20 milyon TL vermeniz lazım. Ki bu parayı verip o ismi alanlar da var. Şimdi bu denli bir kazancı olan bir insanın kalkıp bu ülkede kafasına göre harcama yapması toplumu niye rahatsız etsin ya? Param var, harcıyorum diyor. Bundan kime ne? Ya bırakın eleştirmeyi. Alkışlamamız lazım ya. Bu ülkede hiç bilmediğimiz zenginler var. Servetleri aşina olmasın diye gidip belediye arabasıyla yolculuk yapanlar var. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Dilan Polat sadece kendi ve ailesi için harcama mı yapıyor? Kapısına gelen kuryeye bile yarım altın verecek kadar mert bir insan. Çalışanlarına ödediği parayı gözümüze sokuyor. Ülkemizde bir deprem oldu, depremzedeleri evinde ağırladı. Başı dara düşen, sıkıntı yaşayan kim Dilan Polat'ın kapısını çalarsa, o insanın ihtiyacı olduğuna inanırsa gerçekten çıkarır ona yardım eder. Bende bıraktığı izlenim bu. Tepkinin asıl nedeni de şu. Tamam, harcamalarını yapıyor da bunu niye şova dönüştürüyor? Niye milletin gözüne sokuyor? Ya arkadaşlar, Dilan Polat bir iş kadını olmanın yanında bir de sosyal medya fenomeni. Hemen hemen bütün yaşantısını sosyal medyada paylaşan bir insan. Evindeki pijamalı hali, çalışanlarıyla olan sohbeti, çevresine karşı olan duyarlılığı, duygusallığı, en ufak bir şey karşısında gözyaşı dökmesi, bunların hepsi Dilan Polat'ın ne kadar insancıl bir yapıya sahip olduğunu zaten bize gösteriyor. Varsın bu kadar şımarıklık da böyle hayırsever bir kadının hakkı olsun ya. Bunu niye bu kadar sert bir şekilde eleştiriyoruz? Bu da Türk insanının vazgeçmediği bir huyu. Ya iyi olan her şeyi eleştiriyoruz. Bu ülkede siyasetçi çıkar bir hastane yapar, hastaneyi hangi müteahhite verdin diye eleştirirler. Bir iş adamı çıkar garibanın birisine bir ev yapar, işte iyiliğin reklamı mı olur? Peygamber Efendimiz demiş ki sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Ne gerek var bu tanıtımı yapmaya? Birisi kalkar okul yapar, vergi kaçırarak bu okul yaptı diye eleştiririz. Ya birisi vefat eder, çok ahaldı da ondan dolayı öldü deriz. Ya eleştirmediğimiz tek bir nokta olmayacak mı ya?
Bugüne kadar sadece Dilan Polat mı birilerine göre görgüsüzlük yapmış? Ali Ağaoğlu, kendisini de tanırım, sever sayarım da, televizyon yayınında çıktı. Ben kredi kartı kullanmıyorum, nakit para taşıyorum diye çıkarıp cebindeki parayı gösterdi. Onu da eleştirdiler. Ya hiç kimse bir türlü şunu idrak etmiyor. Para harcanmak için kazanılır. Bugün ülkemizde top oynayan bir sürü topçu var. Oturmuş oldukları ultra lüks villalarda hiç görüntü paylaşmıyorlar. Yatlarda hiç tatil yapmıyorlar. Bunu gözümüze soktukları zaman niye hiç eleştirmiyoruz? Ya bırakın zenginleri, günümüz koşullarında gitmiş olduğu her yeri ve yapmış olduğu her işi paylaşmayan bir kişi var. Cenaze haberlerini sosyal medyadan duyuyoruz. Düğün haberlerini sosyal medyadan duyuyoruz. Hepsini geçtim, devlet bakanları bile Twitter'da istifa ettiklerini açıklıyorlar. Böyle bir ortamda kalkıp hedef olarak Dilan Polat'ı diline dolamak biraz haksızlık gibi geldi bana. Ya kardeşim, ülkemizde ciddi manada bir ekonomik sıkıntı var. Aç insanlar var. Benzin alamayan insanlar var. Bunları bir yere kadar anlarsın. Ancak maddi imkanları iyi olan insanların Dilan Polat'ı eleştirmesi de anormaldir be kardeşim ya. Cüneyt Özdemir'in maddi imkanları yok mu? Ya da Fatih Altaylı fakir birisi mi? Bir de bu benzin alamıyor. Şimdi çıkıp da şu cümleyi kullanmayalım. Fakir fukaranın hakkını müdafaa etmek için, onları savunmak için bu konuşmaları yapıyorlar derseniz, valla ben de derim, kusura bakmayın da ben Fatih Altaylı'nın ya da Cüneyt Özdemir'in bir hayır kurumunun önünde fakir fukaraya herhangi bir fayda sağladıklarına şahit olmadım. En azından bu konuda Dilan Polat'ın onlardan daha duyarlı olduğunu gören birisiyim. Hakikaten ayıp ya. Kadıncağız çıkmış, kazanmış olduğu parayı dobra dobra harcıyor. Hem fakirlere veriyor, kimsesizlere koşuyor, yardımda bulunuyor. Ya çalışanlarını alıp kendisiyle beraber tatile götürüyor. Bugün ülkemizde kaç işveren böyle hareket ediyor? Asgari ücret verebilmek için kılı kırk yaran iş adamlarımız var. Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Dilan Polat'ı eleştirenler acaba niye hiç Acun'u eleştirme gereği duymadılar? Kimse yanlış anlamasın, ben Acun'u da eleştirmiyorum. Günlük harcamanız ne kadar sorusuna nasıl bir cevap vermişti? Valla benim haberim yok, ödeniyor bir şekilde. Ben dönüp de işte şuna ne kadar ödediniz, şu ne kadar alındı gibi bir şeylerin peşine hiçbir zaman düşmedim. 15 senedir masamda oturan hiç kimseye hesap ödetmedim demişti. Bir yere gitmem gerekiyorsa hemen jetime biniyorum ya da uçağıma biniyorum gidiyorum demişti. Bunlar zenginin göstergesi değil. Dilan Polat'ın yapmış olduğuyla ne farkı var? Ya Allah aşkına, dünyanın neresinde görülmüş kazancını harcamamak? Ya da dünyanın neresinde görülmüş ya kazancını harcadığın için eleştiriliyorsun? Ya eskiden gazetelerde en çok yer alan haberler neydi biliyor musunuz? Dilencilerin kazancı sürekli manşet olur. Falan yerde dilencilik yaptı, zabıta yakaladı, üzerinden bilmiyorum kaç milyonlara para çıktı. Bizden daha zenginmiş bu adam. Ya arkadaş, Dilan Polat dilencilik mi yaptı? Danla Bilic gibi kazancını sadece sosyal medyadan mı elde etti? Dilan Polat'ın babası bir kere bir iş adamı. Aileden zengin birisi. Dediğim gibi Türkiye'nin neredeyse bütün illerinde şubesi olan birisi. Aynı şekilde eşi Engin'in de bu sektörde ciddi manada bir kazancı var. Karı koca kazanıyorlar. Kazançlarında ağızlarının tadıyla harcıyorlar ya. Valla kim ne derse desin, ben her ikisini de tebrik ediyorum. Ölümlü dünyada yiyip içip gezip hayatımızı yaşayalım diyorlar. Bundan daha âlâ ne olabilir? Sadece kendilerine de Müslüman değiller. Garip gurebanın imdadına da çok sıklıkla koşuyorlar. Bugün Dilan Polat'la Engin Polat'ın bu ülkede vermiş oldukları vergiyi hiç kimse konuşmuyor. Açın Google'a bak. Bununla ilgili en ufak bir arama yok. Aramalarda ne var biliyor musunuz? Dilan Polat kaç para kazanıyor? Dilan Polat bugün ne kadar para yedi? Dilan Polat'ın ayakkabısının topuğu ne kadar? Dilan Polat'ın takıları ne kadar? Dilan Polat'ın evi kaç para? Ya arkadaş, bu nasıl bir mantıktır ya? Bir dönün bakın. Polat ailesi bu ülkeye ne kadar vergi vermiş? Bu ülkenin bir bireyi olarak bu ülkeye ne kadar fayda sağlamışlar? Bununla ilgili arama yapan yok. Bununla ilgili ağzını açan yok. Sabah kalk Dilan Polat kalktı, enerji diye bağırdı. Oradan geldi, kocası ona gül attı. O helikopter tuttu. Yok birisi uçak getirdi. Yok 20 milyonluk araba aldı. Sabahtan akşama kadar konuştuğumuz konu bu.
Ben Dilan Polat'ın yerine olsam beni eleştirenlere sadece her zaman söylediğimi söylerdim. Saçmalama Fatih, saçmalama Cüneyt der, konuyu kapatırdım. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.